Oracle veri tabanında kullandığımız standart SQL komutları içerisinde bulunan select sorguları şu şekilde kullanılırdı. Select yıldız from ve tablo adı. Bu tablo adını yazdığımız zaman yıldız şu şekilde bir mantık izliyor arka planda. Yıldız normalde bu tablodaki tüm sütunlar anlamını taşır. Burada gördüğünüz gibi sol tarafta employees tablosunu açtım ve içerisindeki tüm sütunlar, yani kolonlar görünüyor. Bu kolonların tamamını bu yıldız işareti şu şekilde algılıyor. Gidiyor employees tablosuna, çünkü from'dan sonra employees yazıyor. Employees tablosuna gidiyor. Daha sonra yıldız olduğu için buradaki tüm kolon isimlerini baştan aşağı bir dönüyor. Dönerek bunların hepsini bir hafızaya alıyor. Daha sonra bunu arka planda şu şekilde bir mantığa oturtuyor. Yani tek tek sütunların isimlerini yazıyor virgüllü bir şekilde. Tamamının isimlerini yazıyor. From employees diyerek bu sorguyu çalıştırıp sonucunu bize getiriyor. Şimdi burada mantık olarak basit görünse de, buradaki select yıldız from employees ve kısa kod görünse de, burada aslında büyük bir performans kaybı oluyor diyebiliriz. Çünkü bir işi en basitinden 3 iş yapmış oluyoruz bu durumda. Çünkü bunu arka planda değiştiriyor, daha sonra bu sorguları alıyor, sorguları tekrar koda çeviriyor, koddan tekrar sorguluyor vesaire. Yani basit yapacağımız bir işi arka planda Oracle veri tabanını daha fazla yorarak ve kodun çalışma süresini uzatarak kötü bir uygulama geliştirmiş oluruz. Bu nedenle SQL Select ile kapsam sınırlama diye bir mantık var. Bu mantık şu şekilde: bizim ihtiyacımızı görecek tüm sütunları şu şekilde aşağıda yazdığım şekilde select, örneğin employee ID, virgül, first name, virgül, last name, virgül, email, phone number dedikten sonra from employees diyoruz ve bu şekilde çalıştırıyoruz. Şimdi ilk olarak bunu çalıştıralım. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir sorgu geldi bize. Sorgu sonucu geldi. Şimdi altındaki şekilde tekrar çalıştırıyorum bunu. Gördüğünüz gibi burada eminim dikkat etmediğiniz bir şey var. Select sorgusunu tekrar çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi 0.29 saniye, 0.029 salisede geldi bu. Bu ilk çalıştırdığımız zaman daha önce derlemediği için bu kullandığımız script'i 0.093 saniye sürmüştü. Ancak select employee ID vesaire bu şekilde sorgu hazırladığım zaman ilk olarak ilk sorgusunda bile 0.014 saniye sürmüştü. Şimdi ikinci olarak çalıştırıyorum. Dikkat edin, select yıldız from employees ilkinde 0.093 saniye zaman almıştı. Daha sonra şimdi 0.029'a düştü. Select ise bu şekilde kullandığımız kapsam sınırlama ise 0.014 saniye sürmüştü. Şimdi tekrar çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi 12'ye düştü. Ama gene bundan performans olarak, yani zaman olarak daha kısa sürede bize istediğimiz sonucu getirdi. Aynı zamanda bu sorguda yıldız kullandığımız zaman tüm sütunları getireceği için zaten büyük ihtimal istediğimiz bir sonucu elde etmemiş oluruz. Fazladan veri kazanmış oluruz. Bu veriyi de kullanmayacağımız için boşuna RAM'i zorlamış oluruz. Çünkü bunlar hafızada tutuluyor. RAM'i Oracle veri tabanından bu bilgileri çektiğimiz zaman programımıza, bu program bu bilgileri hafızada tutuyor. Haliyle boşuna gereksiz bir hafıza kullanımı da olmuş olacaktır. Bu nedenle kapsam sınırlamayı etkin olarak kullanmak için sadece istediğimiz sütunları şu şekilde yazarak virgüllerle bu şekilde bir sorgu hazırlamamız hem performans hem de kod okunabilirliği gibi
birkaç sebepten dolayı faydalı olacaktır. Kapsam sınırlamayı bu şekilde öğrenmiş olduk.